maçının devre arasında Erman Toroğlu ile birlikte karşınızdayız. İlk yarıda tek gol var. Boyd'un kaydettiği golle siyah beyazlı takım Trabzon'da soyunma odasına bir sıfırlık üstünlükle gitti. Ee, az önce de skorboardta vurgulandığı gibi Boyd'un çok güzel bir vuruşu var. Ama e, Hüseyin'in de bir teması var. Ee, sanıyorum Uğurcan çıkartabilecek hamleyi yapmıştı ama o e, temas Biraz daha bombe verdi topa ve filelerle buluşan güzel bir gol oldu. Bunun dışında öyle oyun kalitesi yüksek bir karşılaşma seyretmiyoruz. Evet sezon başı temponun yüksek olmayacağını bekliyorduk ama e, kalite olarak da üst seviyede bir maç değil. Şöyle söyleyeyim 7 şutu var iki takımın. Kaleyi bulan bir isabetli şut var o da gol oldu zaten. Yani Trabzonspor'un 3'te 0 Beşiktaş'ın 4'te 1 şut denemeleri. Trabzonspor'un isabetli şutu yok. Beşiktaş'ın bir isabetli şutu da gol olmuş. ilk yarının belki de özeti bu rakamlar Erman Hocam. Ne dersiniz? Şimdi tabii ilk hafta falan ama şöyle bir 45 dakikaya bakıyorum hoca. Yani Trabzon Beşiktaş isme baktığı zaman vay arasına amma maç diyorsun. Bre, bre. Vallahi Valla amma maç dediğimde ben böyle fiyasko bir maç seyredeceğimi hiç hatırlamıyorum ilk yarı. Ya, bana bir tane pozisyon söylesene. Vallahi 45 dakika maç seyrettim. Bir tane pozisyon söyle bana ya. Şu pozisyon çok güzeldi, kaleci çıkarttı. İşte indirdiler, bindirdiler, arkadan indirme, şut, ver, kaç filan. Bir tane gol var. O da uçan kuş. Vurdu, top taşa çarptı, gol oldu. Yani adamın kafasından gitti. Evet. Kaleci çıkarıyordu. Kafaya vurunca çıkaramadı kaleci. Evet. Yani bir vuruş kolu. Hasırlanış kolu değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bilmiyorum ama yani şöyle bir baktığım zaman biraz erken mi olur bilmiyorum bu yorum. Hocam bu Trabzon'dan da Beşiktaş'tan da bir alt olmaz. Şu görüntüyle. Yani, hocam doluya koyuyorum, boşa koyuyorum. Yani bu takımların ne oynayacağına bakıyorum. Şimdi Şorlot denen adam gitti. Çok net söyleyeyim Trabzon'un yarısıydı. Trabzon'un yarısı yok. Çok net ya Trabzon'un yarısıydı. Şorlot'un üstüne bindiler gittiler geçen sene. Hani nasıl Galatasaray iyi oynamadığı zaman Taferel'in üzerine binip gidiyordu. Muslera'nın. Muslera'nın hmm. şey, taferel, üzerine biniyordu. Burada da Şorlot'un üstüne binip gidiyordu. Şorlot yok gelmez o çocuk. Hocam Trabzon'un işi zor. Beşiktaş'a bakıyorum. Onun da işi zor. Çünkü şimdi Galatasaray'a bakıyorum. Daha hazır bir takım. Fener'e bakıyorum. Transferler yaptı. Mesela daha heyecanlı oynuyorlar. Yedek oyuncularını daha hazırlamadı. içeriye sokacak filan. Şimdi Fener de potaya girer, götürür işi. Diğerlerine bakacağım. Kimler var? Yani diğer takımlara bakacağım. Bu Trabzon'la çok zor yani bu taraf Beşiktaş hocam şöyle sağından solundan bakıyorum zor gelecekler ha. olsa bile sakatlar makatlar gelecekler filan ama hocam bilmiyorum yani şu görüntüyle çok zor. E, Trabzon spor açısından işte Sörlot'un gitmesi kuvvetle muhtemel görüntü o görüşmeler var Leipzig ve Tottenham da şimdi masada oradan iyi bir para gelecek görüntü o e, stoper kanat forvet üç oyuncu transferi bekleniyor. E şimdi Pereira burada önemli, dişinin önemli çarklarından biri. Alacağın adam nasıl çıkacak? Ve ne şimdi, kadar zamanda uyum sağlayacak? Şimdi diyecek. tam da Şorlotter'ın adam geldi. Enteresan bak nereden geldi? Adam inanılmaz oynadı. Ve zaten o oyununa gidecek. Ben de Avrupalı bir idareci olsam Şorlot'u kesin alırım. Yani böyle oyuncu kesin alır. kolay kolay. 20 yılda bir gelir. Yani, yani o fiziklen, o boylan, o sürati, o çabukluğu, hava hakimiyeti. Ayak yumuşaklığı, ver kaçı. Ya adamın o kadar çok artıları var ki. Şimdiye kadar niye orada kalmış bilmiyorum. Adam çok güzel kullandı, geldi, oynadı. Ve kim alırsa bence parasını çıkarır gibi geliyor. Çıkarır. Ee, şimdi Trabzonspor daha fazla rakip yarı sahada gözüken, daha fazla topa hükmeden, oyunu kontrol eden takım gibi gözüküyor. Ama işte Beşiktaş kendi yarı sahasında bekleyip, fırsat yakalama uğraşında bu görüntü içinde sizin de söylediğiniz gibi pozisyonsuz bir maç seyrettik. Ama biz maçtan önceki takım oyununda hocam şunu konuştuk. Trabzonspor'un ofansif anlamda elinde e, Sörlet olmamasına rağmen Kuban gibi Vakeme gibi e, işte Cilerme gibi var yani e, tamam, üretken hani... Abdülkadir Ömür gibi üretken yani... oyuncular var ama e, olmayanların etkisi daha fazla hissedildi. Bu Böyle ofansif, etkili isimlere rağmen. Hocam, Santrfor dediğin olay çok etkili bir yer. Santrfor gol atmasını filan bırak. Santrfor'un eğer iyiyse bir defa iki adamı sürüklüyor. İki adamı alıp bir yere götürecek. Aradaki boş alanlara sen gireceksin. Şimdi Santrfor oynayan adam bunları yapamadı Trabzon'da. Şorladın üzerine. Yani bir defa iki adamı götüreceksin bir taraflara. İki adamı götürürken orta sahadan oraya adam sokacaksın. Şut atacaksın, ver kaç yapacaksın. Şimdi bakıyorsun yok o tarz bir oyuncu yok Trabzon'da şu anda. E, oynatan da yani o da yok. Bir de oynatan oyuncu eksikliği. Yani pası atan oyuna akıl koyacak. E, araya atacak, savunmanın arkasına gönderecek, kanatları açacak. Öyle bir oyuncu eksikliği de var sanki. senin bu arada sakatlığı da tabii ...hiç hesapta olmayan çok büyük bir eksik. Böyle çok sakat makat da tamam abi... ...sakat da nereye kadar sakat yani... ...daha sezon başı abi. Daha yine birinci hafta diyorlar Daha birinci sakat. Trabzon'un aldığı oyuncu... ...düşün... ...altı ay yok diyorlar. Yok. Geldi. Öyle. Beşiktaş Bu, açısından abi. hocam... ...şimdi... E, ...biz... maç öncesi konuşurken... ...işte... E, ...ofansif anlamdaki sıkıntılardan bahsettik. İleride Larum var... Geçen seneyi Belçika'da geçirdi. Fena geçirmedi ama Belçika şartlarında bir fena geçirmedi ifadesi. E has hiç biliyoruz. Peki abi Larine al. Yerini kim oynatacaksın? Yok hocam. Ya şimdi tamam da al. Güven umutmayır. E olmadı. Olmadı abi tutmadı. Dün sana ondan söyledim ben haft haftayım da. Dedim ya ki Trabzon'un santriforu, Fener'in santriforu, Trabzon'un santriforu. Değil mi? Kimler oynatacak? E dönüyorsun Galatasaray'a iki tane santrifor döve dişi gibi. Birisi tam uluslararası, birisi de bayağı iş yapar. E şimdi adam avantaj o zaman. Tabii. Diğer taraflarını iyi kurarsa, oynatabilirse. Ya önde başlayacak adam ama yapabilirse o da. Tuhaf bir sezon izleyeceğiz. Tabii seyircisiz olması, bir defa seyircisiz olması şu, herkes seyirciye güveniyordu. işte seyirci meyirci, benim seyircim lan lan seyircim oynuyor, çık sahaya oyna işte yani Seyirci tamam etkili, muhakkak etkili de ama sen sade bir şey yapacaksın, seyirci de seni itecek. Yoksa seyirci senin futbolcunu tutup da omuzundan itecek hali yok. E, tabii. Ama istiyorlar ki hakeme tesir etsin seyirci, bağırsın çağırsın e, filan bir baskı oluştu Hoş sonra. bizim hakemlere bağırmaya çağırmaya gerek yok, onlar bildiklerini zaten okuyorlar da. Ali alan nasıldı hocam? İyi yani ilk yarı verdiği kararlar aman aman bir ters karar vermedi. Çok zorlanmadı da zorlayacak hocam fazla zorlayacak bir şey de pozisyon. olmadı. Hocam pozisyon yok ya. He. ya Nerede bir zorlanacak? Bir diyorsun. tane gol var. O da 25-30 metreden vurulan bir şans golü. Vuruş güzel de öndeki oyuncunun kafasına çarpmasa kaleci çıkarıyor. Hamlet seni yaptı. Hocam zaten bir, karıştı. bir tane kaleyi bulan şut var. Bir yok, tane. evet. Yani 45 dakika maç seyrettim eziyet ya. Hocam eziyet. Daha hala da hava yapıyorlar. Yayıncı kuruluş işte paralar. Spiker bağırıyor abi. Spiker bir anlatıyor. Eğer maçı seyretmesem, spikeri dinlesem. Yani Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya maçı gibi maç izliyorum filan gibi gelecek bana. Ne yapsın hocam arkadaşımız o da işte bir şekilde. Ya doğru ara gazı verecek de. <laughs> hocam ara gazı vere vere yani aya arabadan dışarı çıkar. Çok fazla gaz verirsen Araba çürük çünkü ayağını fazla gaza basarsan ayağın çıkar şeyden kaportadan dışarıya. Yani bağırmana gerek yok çünkü maç çok kötü abi. Kötü. Kulağım tırmaladı kapattım. <laughs> i̇kinci sesi. yarı, ikinci yarı şöyle bir bakıyorum şimdi. Bu kötü maç. Tamam. Ama bir yandan da e, önemli maç. Sezona başlıyorsunuz bir büyük maçla başlıyorsunuz. Beşiktaş e, 1-0'lık üstünlükle çıkacak ikinci yarıya. E, kenarda Laiç gibi, Lens gibi işte az önce bahsettiğimiz umut, güven hatta Doğukan gibi oyuncular var. E, Trabzonspor e, şöyle bir baktığımda Plaza var, Edgar var ama genellikle onun dışında genç oyuncular var. Kenarda e, nasıl bir hamle gelebilir? Oyun içinde mi bir şeyler üretmeye çalışacak hoca? E, i̇kinci yarının senaryosu şu görüntüyle ne şekilde değişebilir? Neler bekliyorsunuz? Hoca hiçbir şey beklemiyorum bu ilk 45 dakikadan Beklemiyorum. sonra. Beklemiyorum bakıyorum. Yani şimdi Trabzon diyecek ki ben bu golü çıkarayım mı karayım mı abi nasıl çıkaracak? Çıkartmaya kalktığı zaman Beşiktaş 60'tan 70'ten sonra iyi kontratak yaparsa pozisyon yakalayacak arkada. Öyle gözüküyor. Yani şimdi Laiç yedek. Dorukan yedek. Başka? Lens var kenarda. Hocam Lens Bilmiyorum da artık yani yani ilk Fenerbahçe ya. Fenerbahçedeki ilk sezonun dışında hocam olmadı olmadı yani, umutla güven Fenerbahçeden nasıl aldılar onu anlamıyorum ya Fener yolladı haklı olarak yolladı Fenerbahçe nasıl aldılar inanamıyorum beraberdik ya. hocam hatırlıyor musun Samsun'a getirdiklerinde He? böyle özel uçakla falan geldi öte evet olacak şey değil ya hocam dün bir şey söyledim size ya yani bütün takımlar için söyledim bunu Galatasaray için yazmışlar bugün bazı internet sitelerinde. Ben Türkiye genelinden bahsettim. Türkiye genelinden futbolcular bit pazarından alınmaya başladı. O da 3. el falan yani ikinci elde değil. 3. el topçulara gidiyorlar. Başka türlü yok çünkü alamıyorlar. 2. ele de razıyım hocam. Araba haşat olmuş alıyorlar. Hocam büyüklerde sıkıntı var da bak diğer takımlar bugün Karabük Lucas Biglia'yı aldı. Alıyor hocam onlar. Yani şeyler Anadolu takımları ve hani yeni daha hani cebi daha şey olanlar, ye, taze olanlar alıyor hocam. Onlar nasıl alıyor biliyor musun? <laughs> İlan abi Allah rahmet eylesin. Onun parası şeydi, e, Türk parası veriyordu. Kara dedim, kara gümrük olacak. Kara gümrük. Türk parası filan ama yani Türk parası, parası İlan abinin dolar euroydu. Ne? Ve şunu söylüyordu, para edeyim kendimi de satarım diyordu. Ya bırak futbolcu satmayı. Yollarda ki lan abi. Futbolcu Öyleydi. satıyorsun. Ya para edeyim. Kendimi de satarım diyor. Alırken ucuza alacaksın. Hocam ticarette öyle bir olay var. Sattığın zaman kazanamazsın. Alırken kazanacaksın. Evet. Alırken Hep öyle alacaksın. derler değil mi? Alırken. Ticarette öyle. Niye? Karagümrük, e, Kasımpaşa, Göztepe, Başakşehir. Niye bunlar... Adamın ceplerinden çıkıyor para. şirket. Öteki kongre abi. Ben kongre üyelerine gönderiyorum biletleri. 300-400 tane uçak bileti. Oteller. Sonra da paraları harcıyorum. Paraları yiyorum. Öteki öyle değil ki adamın parası. Adam verirken değişik harcıyor. Benim param abi benim param. Tayyip'e para verir miyim ya? Ama senin paran. Nasıl şimdi TRT görüntüleri alıyor? Benim paramlar. Senin paranla alıyor biz alamıyoruz. Niye? Çünkü biz kendi yağımızdan kavruluyoruz. Yani biz Başakşehir'iz, Karagümrüyüz. Biz Göztepe'yiz. Biz çünkü reklamdan meklamda. Öteki babasının parasını harcıyor TRT. Şeyden alıyor. Uğraşıyoruz hocam. pazarlık yapıyoruz alıyor. Ama hocam, zor kolay değil. Benim paramla alıyor. Senin paranla alıyor. Bir daha kam kesiyorlar. Senin paramla benim paramla alıyorlar. Benim vergimle alıyor seni. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Bizim televizyon kendi yağıyla kavruluyor abi. Reklam parasıyla gidiyor. İşte Karagümrük bizim televizyon. Göztepe bizim televizyon. Beşiktaş, Galatasaray, Fener, TRT. Teşbihde hata almaz evet. Çok ne söylüyorum? Kongre üyeleri. Ne kongresi ya? Dikkat edip değişti bu işler artık. Kulüplerin sahipleri var. Öyle Dolayısıyla bu tarz takımların, bu tarz kulüplerin önü daha açık diyorsunuz. Tabii. Ne oldu? Messi gideceğim diyordu. Gidebildi mi? Nereye? 700. Ya. Gidebildi mi? Gidemedi. Niye? Sağlam mı yukarısı? Öbür türlü. Kimler geldi? Kimler geçti ya? Fransız oyuncu Galatasaray'dan gitti bir yere. Nasıl gitti herkes biliyor. Ha? <laughs> Bayer Minitone'da yıllarca nasıl gitti? Nasıl geldi? Nasıl gitti? Niye? Dernek. Hesap yok. Giden gelenden hesap sormuyor. O da götürüyor. E dernek mernekten bu hale geleceğiz abi. Ve evet. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda param olsa bir de vaktim olsa kulüp alırım. Seyircili kulüp alırım. Türkiye çok müsait. Türkiye'nin altyapısı çok müsait futbolcuya. Valla kulüp alırım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dumansız fabrika. Kazık evet. yemezsin. Bak sana söyleyeyim. Futbolcu çıkarırım. Futbolcuya bakarım. Ona göre topçu alırım. Hemen de çıkmam valla. Önce bir iki de, sonra bir de sonra Süper Böyle acelem i̇şte mesela yok. Mesela Karagümrük öyle geldi. Vallahi, vallahi yaparım diyorum ya. Hurmacın gibi. Hurma yaptı burma. <laughs> evet takımlar şöyle bir bakıyorum. Yavaş yavaş oyun alanına geliyorlar. İlk yarıda kaleyi bulan tek şut var. O şutta biraz Hüseyin Türkmen'e de çarpmasının etkisiyle... ...Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golün şutu. Pek kaliteli, keyifli, tempolu bir ilk 45 dakika seyredemedik ama... Dileyelim ikinci yarıda işler değişir. Ee, daha henüz sezonun başı fizik olarak da yetersiz olduğu için takımlar uyum sorunu yaşadıkları için en azından kalite açısından olmasa da belki hatalar açısından e, gole müsait olabilir ikinci yarı. İnşallah. Hatalar gol arttırıyor. Biz de i̇nşallah. gol seyredelim. Goller i̇nşallah hocam. Demezler. Hani daha sezonun başı yok devenin başı. Hani Ama... <laughs> demezler inşallah da iyi olur yani devenin başı. İnşallah iyi olur. İnşallah hocam. Evet. Biz sözü skorboarda bırakacağız. Ardından takım oyununda hem bu karşılaşmayı hem diğer maçları haftanın diğer maçlarını eline boyuna konuşacağız efendim. Aspor'dan ayrılmayın.